Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben etli çörek yapacağım arkadaşlar. Hamuru için hemen burada böyle bir paket hurmayan var. Şöyle arkadaşlar, mayayı koydum. Şöyle bir kaşıkta şöyle şeker koydum. Biraz bu şöyle bir ılık suyla arkadaşlar bir 10-15 dakika kadar bu kabaracak. Hamur için tuz, un, maya, bir de su arkadaşlar. İçine de bir kaşık yağ koyacağım. Biraz şu kabarmasın, tamam mı? Arkadaşlar hamurum. Sen bu gideyimsin. Arkadaşlar. Annem mayayı mayaladı. Görmüş olduğunuz gibi köpürdü. Arkadaşlar maya diyeceğim ama hamur dedim. Olmadı can, olmadı. Oldu. Olmadı kızım, yeniden kız. Tamam hadi baştan. Arkadaşlar unumu koydum. Mayayı da şekerle buraya kabarsın diye koydum. Islandı. Gene kabardı. Gene un dedin. Un demedim, maya dedim kız. Mayam kabardı dedim şekerle. Ilık suda böyle koydum şu şekil. Kabarmayınca hamurumuz kabarmaz. Onu size söyleyeyim. Burada ben böyle biraz da arkadaşlar hamur daha güzel olsun diye, böyle içi daha güzel pişkin olsun diye hamura biraz da şöyle iki kaşık kadar şöyle yağ koydum. Şimdi su alacağım arkadaşlar, hemen geliyorsunuz. Arkadaşlar mayasını koydum. Yağını da koydum. Şimdi şöyle arkadaşlar biraz da tuzunu ilave ettim. Tuzsuz olmasın arkadaşlar. Tuzsuz olursa o kadar güzel olur. Şimdi hemen şöylece mayayı kabarmış olan mayamı arkadaşlar bir çanak yaptım. Şöylece şimdi suyunu ilave ediyorum. Şöyle hamuru fazla ne cıvık ne katı orta yapacağım arkadaşlar. Kulak hamuru memesi kıvamı. Yok o kadar da değil anneciğim. Kulak memesi yumuşak, orta oluyor. He? Orta oluyor. Biraz şey olacak, katı oldu mu olmaz. Peki. Özel olmaz. Şimdi arkadaşlar yanlış bilgi verdim. Şöyle şu şekil bak, elimize yapışacak şekilde şöylece kızım. Şöyle yavrum. Güzelce ne? Hamurunu şöyle hepsini arkadaşlar ununu yedirerek. Arkadaşlar burada ne kadar un var o kadarını bilmiyorum. Biliyorum desem yalan olur. Yani 1 kilo mu? 2 kilo mu? 1,5 kilo mu onu bilmiyorum. Ben göz kararı yapıyorum. Hani ölçüyü size veririm desem yalan olur. İyice şimdi şurayı yedirdik. Bir de şu yağızım şöylece yavrum. Arkadaşlar hamurumuz mayalandıktan sonra görüşürüz. Aynen. Şöyle iyice arkadaşlar hamurum güzelce kabarmış. Şimdi etli ekmeğin malzemesi. Şimdi arkadaşlar içine güzelce ne ufak ufak şöyle parçaladım etlerimi. Şu şekil. Şimdi şöyle arkadaşlar ince ince şöylece ince ince doğruyorum. Çok ince etlerimi şöyle ince ince ettim. Bunun özelliği ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Arkadaşlar bunu şimdi güzelce ne böyle tavaya koyacağım. Kavuracağım. Kavururken görüşecek arkadaşlar. Ya ne diyecek sonra ya? Ne bileyim ne yapacağım ben bilmiyorum ki. Arkadaşlar annem dün babam daha doğrusu farklı bir tane dinliyorum ya. Doğru. Arkadaşlar etli çörek yapacak Hatice Hanım. Pişecek mi? Dur buna yağ koymayacağım. Bunun dibini yıkay, kuruladık sonra yağ yok, koyacağım. Yok canım kurumadan koydum ben de. He, yıkamadım. Tamam. Hatice Hanım tamam. Onu o zaman şu yağda sürüyorum. Su yağı şey yapayım. Tamam. Tabanla bunu iyice şöyle çoka çoka sürüyorum. Yapışmasın tamam, tamam. Değil. Sür onu. Heh, yapışmasın. Arkadaşlar tarif babamdan olduğu için annem nasıl yapacağını. Etli çörek arkadaşlar. Et piştik sonra. Sana hamurumuzu buraya koyacağız benim anladığım. Hamurun içine koyduktan sonra tekrar yüzeyini kapatacağız. O da böyle şişip ne olacak? Çörek olacak. Ya. Hem uygulayacağınız hem de tarifini vereceğiniz. Arkadaşlar güzelce ocağımıza koyduk.
Aşçımız. Kuzet arkadaşlar bu. Ne yapıyorsun? Et pişiriyorum, et, et. Tarif kimden? Tarif benden. Arkadaşlar tamam. Nefis tarifler. Arkadaşlar pişince kekiği atacağız güzelce. Sarımsak koydun mu? Aşçı babam olunca arkadaşlar soruyor işte anneme, yaptın mı, ettin mi? Şimdilik etimiz pişecek. Etimiz et piştikten pişecek. Sonra hani bunu bak, hani bunu sarımsak koyacağız hafif de o şekilde pişecek baba, ondan sonra. Kapağını koy Hatice Hanım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane de soğan doğruyorum. Etim güzelce ne? Kavruklandı, soteledi şöyle ince ince. İçine bir tane de soğan, karabiber var, pul biber var, tuz var bir de arkadaşlar. Güzelce biraz da soğanla kavuracağım. Niye düşürdün elinden? Üşebilir kızım. Arkadaşlar soğanları ince ince. Soğan ufak ufak olmadı. Ne düşecek? Kıyıyor. Bakın aynen. Bu şekilde. İnce uğraşıyorum derken düştü işte. Şöyle. İp ince bakın. Aynen. Elimde de çekmiştim. Robottan çeksen sulanı ye. Olmuyor. Aynen böyle, öyle. Ben de böyle ince ince. Arkadaşlar bu da kavrulunca şimdi dediğim gibi karabiberini, pul biberini verirken kurşet tuzunu. Teşekkür ederim babacığım. Şimdi arkadaşlar soğanını da doğradım, kavruldum. İçine karabiber ilave ediyorum. Pul biber koyuyorum. Pul biberi de koydum. Tuzunu da ilave ediyorum. Tuzunu da koydum. Arkadaşlar böyle karabiberiyle pul biberi. İç harcımız bu kadar. Böyle hemen yani böyle bu şekilde. İç harcımız bu yavrum. Bir 5 dakika daha pişireceğiz, kapatacağız çünkü aynen. Fırına vereceğimiz için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soğanımız da sotelendi. Altını koydum, karabiberi de koydum, tuzunu da koydum. Şimdi altını kapatıyorum yavrum. Altını kapattım kuzum. Arkadaşlar güzelce ne etimi kavurdum, pul biber, karabiber, tuz, soğan, et. Şimdi kavurdum. Şimdi tabanla arkadaşlar şöyle hamuru tabanla şöyle incece şöylece şu şekil. Elimizi suya batırmamız önemli arkadaşlar. Hamurumuz çünkü cıvık. Şimdi şöyle tabanla hamurunu kızım şöylece az daha. Arkadaşlar anca, ince bir katman yapıyoruz. Anca. Şimdi hamuru tabanla şöylece arkadaşlar. Bakın ince olduğu için tabamızın belli başlı yerleri gözüküyor. Aynen. Hamuru böyle bu şekil tabanla koydum arkadaşlar. Şimdi üstüne kavrulmuş olan şöylece etini yayıyorum. Şu şekil. Şöylece kızım. Baban ağzının tadını biliyor ha. Allah. Mis gibi. Ya. Onun için. Oh mis gibi de oldu gerçekten. Şimdi oh. Üzerine ince bir katman tekrardan kapatıyoruz. Aynen. Ha şimdi. Şöylece. Yaydıktan sonra etlerimizi arkadaşlar kuzu etlerimizi güzelce yaydık. Şimdi üzerine tekrardan ince bir katman hamurumuzdan koyuyoruz. Şöylece. Fazla kalmış. Olmasın. Bu çörek gerçekten çok güzel oluyor. Nefis mi nefis oluyor. Yapmanızı şimdi tavsiye ederiz. Şu şekil arasında arkadaşlar etler kalacak. Şunu da şöyle kızım. Ne kadar ince o kadar gerçekten şöyle şöyle biraz zor ama rahmetli arkadaşlar bu arada değil size. Aha elimden düştü. Enfes arkadaşlar, enfes. Gerçekten çok güzel oluyor. Zahmetli diyor da gerçekten de zahmetli iş ama yemesi de bir o kadar güzel oluyor. Biraz şöyle yerken bakayım. Niye o kadar zor gelmiyor da? 2 dakikada yeniyor, bitiyor ya kızım. Tabii. Şöyle altına arkadaşlar, altına saçma nedenim
üstüne yumurtayı kırıyorum ki susam, yumurtanın üstüne koyduğunuz zaman susam dökülüyor arkadaşlar. Böylece susamımı bolcana koydum. Bol susamlı güzel olur diye düşündüm. Şimdi üstüne bir tane de şöyle yumurta kırıyorum. Daha iyi kızarsın değil arkadaşlar. Hemen fırça ile yapamıyorum. Yapabilsem elimden alışmışım. Şimdi şöyle. Eskiden pratik yapmak için elini kullanıyordun. Fırçayla da iki saat edemiyorum ha. Şimdi şöylece her tarafına şöyle eşit bir şekilde yumurtasını güzelce ne şöylece arkadaşlar. Beyazını da koyuyorum, atmıyorum ben. Şöylece beyazını da koydum kızım. Her türlü güzel oluyor çünkü. Aynen. Şimdi fırına şu köşeyi unutmayalım. Hadi bakalım fırınımıza. Arkadaşlar nefis oluyor, nefis. Arkadaşlar şimdi fırına dedim. Fırınımı daha öncesi açtım. Ekmek yaptık arkadaşlar. Şimdi çöreğimizi koyduk. Güzelce fırınımızda piştikten arkadaşlar, sonra. Arkadaşlar hemen hemen bir şöyle bir 25-30 dakika pişti. Ekmek etlekman pişti. Hı, yüzünü bir yağlayacağım. Şöyle de. Bol sür. Bol sür da elim yanacak. Tamam, ortasına sür, kenarına doğru erir, yeter. Şimdi biraz daha pişsin. Biraz daha pişmiş de acık da yağıyla. Eline yakan, dikkat et. Tamam, yeter. Tamam, ne arkadaşlar? Ver, gari de bayri, sabırsız. Keseyim de yap. Al. Bıçağına, hadi bana bir dilim kes. Çatalla öreyim. Onu da pek sabırsız. Arkadaşlar, at canım böyle. Yavaş. Ne kadar diyor, sabırsız. Bir sabırsızsın. Açıktım, ne yapayım? Sabahtan beri. Saat 11 oldu yine, 11. Bu şeyde isteyen kendisi beklemek zorundasın. Anca bir şey yok. Anca öyle kolay şey mı? Anneciğim, arasını açıp gösterir misin be? Sıcaksa. Oo arkadaşlar, her yerinden eti fışkırıyor. Yetiyor mu hani? Yeter. Kulağın bir şükür senin olsun bari. Beni de benim olsun. Bunu biraz küçültsek. Arkadaşlar çok güzel ya. O kadar pişmiş ki altta şu şekil pişmiş arkadaşlar. Oh, bizimki daha etli geldi la. Can. Bak kendisi sen daha etli koyacak, görüyor musun? Sana vereyim o etli kızım. O da etli, o da hepsi. Elim yiyeceğim. Arkadaşlar masamız bu şekilde. Ezme koydum. Ezmeyi bu arada yedim biraz. Bugün etli çörek yiyeceğiz arkadaşlar. Bekleyemedim. Bizleri izlediğiniz için, Hatice Hanım'ı bilhassa izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizleri izlemeye devam edin. Hatice'nin Dünyası kanalına da abone olursanız Hatice Hanım çok sevinecek. Arkadaşlar bu arada Hatice'nin Dünyası'ndan ziyade Hatice'nin Dünyası bu. Yani kelimenin sonuna bu kelimesini unutmayın. Sanırım diğer kanalımıza abone oluyorsunuz. Hatırlatmayalım. Hoşçakalın. Ben bu huyu değiştireceğim.